79-80 mezar taşı. Tak tak. Yani 1960 çevirirsen. 1380. Yani o zaman, arkasına geçince ölümünü de biliyorsun. Ben diyor buraya gitmek için gelmedim dedi Urfa'ya. Çünkü biliyor. Kırık bacağıyla 30 saat suda kalmış. Ha? Kırık bacağıyla 30 saat suda kalmış. Suda kalmış. Yani ruhu ne kadar ruhu cesetten bu kadar yaparsan bu kadar cesedi düşünceler, vehimler, vesveseler, şehvetler, öfkeler, paradır, makamdır, bilmem nedir, abidir, hocadır, bunların dayatmaları gelmiyor buna. Uzaklığımız. Bunu bu hakimiyeti akıl cevheriyle mi sağlayacağız? Yok. Bunu akıl cevheriyle dengede tutacaksın. Bu akıl nedir? Aklı olmayanın dini yoktur. Akıl ilk muhataptır, dine muhataptır. Dima buna ilk muhataptır. Bu ilmi şey yapacak. Sonra taşınacaksın onunla vicdanına. Vicdanına nasıl taşınacaksın? O yöntem var şimdi uzun olur. Vicdandan sonra kalbe geçiyorsun. Bak dimadan vicdana, vicdandan kalbe, kalpten ruha geçince. Artık kalp ve ruhun derece hayatına geçiyor diyor 17. lemada ustam. Hissiyat insani vicdandadır. Hissiyat insani vicdandadır. Latife insani kalptedir. Hissiyat insani o vicdandaki his, kalpteki latife insani. Latife insani bir ders var. Hollanda'da konferans verdim onu. Latife insani, latife Rabbani'den ayrı bir şeydir. Latife insani, latife Rabbani'den üstündür. Latife Rabbani vicdandadır. Latife insani kalptedir. Vicdan ve dima kalbin iki ayağıdır. Bir, iki. Ama kalpte başka şey de var. Kalpte lümen şeytani de var. Şimdi eğer bu dima çalışırsa edile-i şeriye göre nedir o? Kıyas ama tahayyül, tasavvur, taakul, tasdik, izan, irtizam, itikad. Dima meratiplerinde nasıl çalışır? Onu söylemem kısacası. Tahayyülün tefrit, vasat, ifrat. Tasavvurun tefrit, vasat, ifrat. Eğer bu vasata ne kadar denk getirirsek bunlar vicdana iniyor. Vicdana inince vicdanın en dış çemberinde şey var. İrade, gir içeri zihin, gir içeri his, gir içeri latife-i Rabbani. Bak şimdi ne olacak? Eğer bu dima ifrat, tefrit, vasata getirirse vicdana aktif ediyor, vicdana iniyor. Vicdana edince ilk önce irade aktif oluyor. İrade olunca ibadet olur. İbadet arttıkça terkleri çoğalıyor. İbadet derken o namaz, oruç falan değil. Terk, haramların terki. Haramların terki oldukça insanda basiret artar. İrade, ibadet, basiret artar. Sonra bu arttıkça ikinci bir makam geliyor. Zihin. Zihin vazifesi marifetullah. Zihnin vazifesi marifetullah olunca insanda dirayet olur. Hissin vazifesi mabetullah. İnsanda mabet hakim olursa yani el hubbu fillah ve el buzu fillah. Çabuk anlatıyorum ki anlatmak istedim çok. Hissin vazifesi mabetullah. Mabetullah ne demek? El hubbu fillah ve el buzu fillah. Allah için dost, Allah için düşman ol. Olunca sende feraset artıyor. Muşahadetullah. Latife-i Rabbani, müşahadetullah, dişe vuruşur kemala. O zaman topluyorum. A, B, C, Ç'den ezbere kalsın. Şu anda bilgi yığınağı olduğunu biliyorum. A, B, C, Ç'den kalır. Bak aşağıdan yukarıya. B, basiret. B, C, D, dirayet. D, E, F, feraset. F, K, L, M, kemalat. Basiret, dirayet, feraset, kemalat. İradenin vazifesi İbadetullah feraset olarak gözükür. Sakın ha ibadeti namaz oruç değil, terk. Meniyattan, terklerden ve günahlardan. İradenin vazifesi ibadetullah, dışa görüşü müminin ferasetinden korkun diyor. Hazreti mektubata geçiyor. Zihnin vazifesi marifetullah, insanda hakim olursa dirayet olur. Dirayet dersimiz var. Burada anlatıyorum bir saat. Hissin vazifesi mabetullah, dişe vuruşu feraset olur. Latife-i Rabbani'ye bu üçünü kullanırsa müşahadetullah olur. Müşahade yapabilen insanın dişe vuruşu da kamil olur. Kemalat olur. O zaman ne olur? Latife-i insaniye geçer bu bütün.
Latife insani kaptıydı. Latife insaniye oldu mu bunlar seviyesine göre en mükemmel değil. Murat. Bu dördü. Feraset, dirayet, basiret, dirayet, feraset, kemalatın bütünlüğünden latife insani aktif olur. Latife insani aktifliği nispetinde hissiyat insani kalp ve ruhun dereceyi hayatına geçer. Mazi ve mustakbeli beraber görür. Artık yaşamayla ölüm eşit olur. Yani hayatla meft aynı olur. Şehadet alemin üstüne çıkıyor. Tabii zaman ve mekana çıkıyor. Ve ahireti de görüyor, dünyayı da görüyor, hepsi. Hatta ölmeden önce ölmek istemişler. Yaşamak isteyenler hizmeti için oldu. Yani Musa Aleyhisselam'ın azayla tokat vurması timsali suretine diyor. Hizmetine set çeken şeyine vurmuş. Yoksa diyor kalmak için değil. Hissiyat insaniye çıktı mı artık en güçlü ses sessizlik alemine geçti. Üstad Hazretleri bu sistemin neticesini anlatıyor. 282 idi değil mi? Lemalarda yatsı namazında diyor o aleme girdim diyor. 72 mi 82 mi? 72. 72. Yatsı namazında o aleme girdim. Niye yatsıda öğlene girmedin? Yatsı namazı vakti demiyor. Yatsı namazının içine girmiş. Girdim diyor. Kainat ve dünya gözükmeyince kadar küçüldüler. Bir baktım ki bir şahsiyet-i Muhammediye var diyor. Ona selam verdim diyor. Şahsiyet ne demek biliyor musun şahsiyet-i Muhammediye? Ya, bu beşeriyeti yok yani. Nur Muhammedi şeyine mi çıktı acaba? Işına çıkıp. Yani onunla mı muhatap oldu acaba? Bak, kainat var ya kainat. Kainatın evveli Nur Muhammedi. Ahiri Risale-i Ahmediye. Tamam mı? Yani peygamber olması, baba olması meyve, ağacı meyvesi. Risalet. Ağacın çekirdeği Nur Muhammedi. Ağacın şeyi zahiri görünüşü şahsiyet-i Muhammediye. Yani maddi hayat-ı Muhammediye diyeyim. Risaledekileri söyleyeyim. Köke Nur-u Muhammedi. Meyve Risale-i Ahmediye. Ağacın zahirisine maddi hayat-ı Muhammediye. Ağacın batınısına manevi hayat-ı Muhammediye. Bütününe şahsiyet-i Muhammediye. Buna selam vermiş. Elfu elfi salatin وَالْفَلْ فِي سَلَامٍ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ dedim diyor. Bak tabirleri yerine koyunca şahsiyet-i Muhammed'i neymiş? Şahsiyet-i Muhammed insan değil. Kainatın çekirdeğine Nur-u Muhammed'i. Tamam abi. Ağacın sonuna, ağacın çekirdeği sonuna Risalet-i Ahmediye. Kainat ağacına madde hayat-ı Muhammediye. Kainat ağacının manevi tarafı, makine tarafı, manevi hayat-ı Muhammediye. Dördünü koy tencereye karıştır, omlet yap, bütüne getir. Onun adı şahsiyet-i Muhammediye. Gece aleminde onu gördüm diyor. Şimdi tabiri yerine koyunca vay be ama okunca bir şey değildi değil mi o? Çünkü içini dolduramadı konu. Onun için dolmadı ki. Şahsiyet-i Muhammediye selam verdi. Ha, selam vermiş ya. İşte içinde bir coşar oldu. Şahsiyet-i Muhammediye neymiş? İnsanlar o kadar küçüldüler ki diyor. Yok oldular diyor. Hatta dünya bir şey oldu diyor. Kainatı da yok oldu. Kainat. Bir baktım ki bir Şahsiyet-i Muhammediye var diyor. Onu gördüm diyor. Ona selam verdim diyor. Elfu elfi salatın sat. Selam. Ve elfali selam. Ne demek? Salat beşerden Allah canibindeki yönüdür. Nübüvvettir. Kemalattır. Salattır. Allah canibinden beşer canibine yön, risalet